Yiğit Bey seni odasında bekliyor. Öyle mi? Öyle. Günaydın. Yiğit beni çağırmış. Büyük haber. Ya dalga geçme. Bence o da sakinleşti. Kızgınlığı bir kenara bırakıp beni anlamaya çalışıyor. Umarımdır. Umarım bunu başarabilir. Seni mutlu görmeyi seviyorum. Mutlu olacağım. Yiğit'in beni en azından anlamaya çalıştığını görünce... Ha, tabii bir de ajanstan ilk işimi alıp rahatlayınca çok mutlu olacağım. Bol şans. Bence daha fazla bekletme Yiğit. Görüşürüz. Gel. Geldim. Sen mi başlayacaksın, ben mi başlayayım? Çok fazla zamanımız yok zaten. Tamam, başla o zaman. Ha, bu arada mesajlarımı almadın herhalde. Gidebilirsin. Anlamadım. Daha bir şey konuşmadık ki. Konuşacak bir şey yok zaten. Gidebilirsin. Anlamıyorum seni. Nereye gidebilirim ki ben? Sen çağırmadın mı konuşmak için? Evet, buraya patron olarak çağırdım seni. Patronum olarak? Ve patronun olarak gidebileceğini söylüyorum. Nazikçe. Nazikçe. Nazikçe yani sen... Kovuldun. Sen beni kovuyor musun? Kovuyorsun yani. Bak Nur, bu şirketin bazı kuralları var. Her büyük şirketin sahip olduğu gibi kesin ve net kurallar. Yani adamına göre esnemesi söz konusu olmayan kurallar. Merak ediyorsan söyleyeyim, kimse bu şirkette ikinci bir işte çalışamaz. Mesela bir örnekle açıklamam gerekiyorsa, sekreterimizin mankenlik yapamayacağı gibi. İnanamıyorum sana ya. İnanamıyorum. Kişisel bir şey değil Nur. Sadece şirket politikası. Kişisel bir şey değil demek. Şirket politikası demek ha? Ben sana bunun ne politikası olduğunu söyleyeyim. Bu senin intikam politikan ya. Anlıyorum seni. Sen beni tehdit ettiğinde bunu ima etmeye çalışıyordun demek. İnanamıyorum ya, inanılmaz ya. Sen tek kelimeyle inanılmazsın. Bu nasıl bir hırs? Bu nasıl bir acımasızlık? Ya bu nasıl bir öfke ya? Ha? Sen ne zaman böyle bir adam oldun? Beni ya, beni. Beni sana yakın olabilmek için, seni her gün rahat rahat görebilmek için girdiğim işten bile kovuyorsun ya. Sırf canımı acıtmak için beni daha az görmeyi göze alıyorsun. Sırf bana ders vermek için. Ders vermek? Ders vermek sana. Ya söz konusu bile değil çünkü almazsın. Sen almazsın, sen ders falan almazsın. Fıtratında yok senin. Eğer sen ders almış olsaydın dönüp dolaşıp tekrar karşıma manken olmak için gelmezdin. Anlamamak için kendini paralıyorsun değil mi? Ya ben manken olacağım demiyorum. Borcumu kapatana kadar mankenlik yapacağım diyorum ya. Ek iş diyorum, ek ek. Ama sen ne yapıyorsun? Ya borcum olduğunu bile bile beni kovuyorsun ya. Sen kendi ayakların üzerinde durmak istemiyor muydun? Bedel. Ödeyeceğin bedel bu muydu? Kendi ayaklarının üzerinde durmak öyle değil. Böyle olur. Gidebilirsin. Evet. Yeni iş hayatında başarılar. Arkadaşlar çıkış işlemlerini hallederler. Dert etme.
çarpışmışlar yine. Ağlıyor baksana. Ne oldu acaba? Toparlanıyor mu bu? Aa, cidden toparlanıyor. Kızlar, gözlerim doğru mu görüyor? Gidiyor seninki. Sen mi becerdin, doğru söyle. Aman nerede? Ama becerenin eline sağlık vallahi. Aa, ağlıyor. Kesin kovdu Yiğit Bey. Kesin İclal Hanım'ın işi bu sefer. Nur, ne olduğunu sormaya korkuyorum. Kovdu beni. Kovdu mu? Kovdu. Ayaklarının üstünde durmak öyle olmaz, böyle olur dedi. Düşündüğümden daha acımasızmış. Boşuna tehdit etmemiş. Kötü oldu. Tam da sıkışık zamanda. Ondan merhamet dilenecek değilim. Madem bu kadar sert vuruyor, vursun. Kırsın, hırpalasın beni. O kırdıkça daha da güçlü olacağım ben. O vurdukça ayaklarım yere daha sağlam basacak benim. Öyle sert, öyle güçlü, öyle yalnız basacağım ki yere. Göreceksin.